Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'den Araf meselesini değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Araf Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisinin ismi. Ve bu ismi Valel Arafi Ricalun ayette doğrudan Araf kelimesi geçiyor. Adını oradan alıyor. Demek ki önemine binaen Kur'an-ı Kerim'de bu yer almış. Kur'an-ı Kerim 600 sayfa takribi olarak ve bu 600 sayfadan bir sayfası Araf ehli ile alakalı. Kur'an-ı Kerim şu yaşamış olduğumuz şehadet aleminde görülmeyen alemin dili. Hem mazi hem müstakbeli, hem dünya hem ahireti bize anlatıyor. Bu yönüyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim ahiret aleminin mukaddes bir haritası durumunda. Önümüze haritayı aldığımızda o haritada ülkeleri, devletleri, dağları, nehirleri, gölleri görebiliyoruz. Kur'an-ı Kerim'i de önümüze aldığımızda ezel ebed Kur'an-ı Kerim'de beraberce var. Dünya ahiret beraberce var. Ve görülen alem, görülmeyen alem, bütün bunlar beraberce Kur'an-ı Kerim'de değerlendirilmiş. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim en evvel kulak vermemiz gereken ilahi kelam. Yani her şeyden evvel ona kulak vermek. Acaba Kur'an bize neleri anlatıyor? Bu noktada yoğunlaşmak gerekiyor. Okuyacağımız kısım, Araf'la alakalı kısım, ahiret aleminden bir tablo. Kur'an-ı Kerim bize ahiret aleminden bir takım tablolar sunuyor. Ve sunmuş olduğu tablolarla ufkumuzu açıyor. Normal şartlarda daralmış olan ufkumuz, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleriyle açılıyor. Biz adeta hazır zamanın dar kıskacı altında sıkışıp kalmış insanlarız. Bugünü yaşıyoruz. Dün geçti, yarın gelmedi. Ve sadece maddi gözle baktığımızda dünya var, ahiret görülmüyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in gözüyle baktığımızda bu kalıplar parçalanıyor. Dün de var, yarın da var. Dünü getiren, yarını getirir. Dünyayı yaratan, ahireti yaratır. Dünyada çok değişik tavırlardan bizi geçiren zat, ahirette de çok şeyleri bize gösterir. İşte bunun en güzel örneklerinden birisi Araf suresinde Araf ehlinin durumu anlatılırken bize takdim ediliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'deki tek örnek değil. Konumuzla alakalı başka örnekler de var. Yani Kur'an ahiret aleminin mukaddes bir haritasıdır dediğimizde Kur'an'da bunun çok örneklerini görebiliriz. Bunlardan bir tanesi Saffat suresinin ikinci sayfasının sonunda başlayıp diğer sayfada da devam eden bir olay. Cennet ehli kendi aralarında konuşurlarken içlerinden bir tanesi diyor ki benim dünyada bir arkadaşım vardı. Ve bana diyordu ki sen gerçekten tasdik ediyor musun? Allah'ı ahireti tasdik ediyor musun? Beni inancımdan döndürmek için bayağı çalıştı. Ama diyor Allah'ın lütfuyla ben inancımda sebat ettim. Ve ardından da soruyor. Helentum muttaliun. Siz şu anda onun haline muttali misiniz? Acaba o ne durumda? Fettala'a ve muttali oluyor o anda. Perde açılıyor. Ve görüyorlar ki ahirete imanı reddeden, Allah'a imanı reddeden o kimse cehennemin ta ortasında. Ve cennetteki o ehli iman ona oradan sesleniyor. Yazıklar olsun sana diyor. Az kalsın beni de oraya yuvarlayacaktın. Ama ben Rabbimin lütfu sayesinde imanımda sebat ettim ve oraya düşmekten, yuvarlanmaktan kurtuldum. Bu ahiretten bir tablo. Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde tablolar sunuyor. Şu anda nasıl ki her tarafta kayıt cihazları iyice yaygınlaşmış durumda. Görülür görülmez kameralar var, mobese kameraları falan var. Ve böylece dünyanın neresinde ne oluyor? Hemen hemen görülebiliyor. Uydularla her taraf denetlenebiliyor. Allah-u Teala kendi mülkünde cereyan eden her şeyi
kayıt altına almış. Ve mülkünde cereyan eden şeyler toplanıyor. Diğer alemde bunlar gösterilecek. İşte bizler öyle bir hayata doğru gidiyoruz. Diğer aleme doğru bir gidiş içerisindeyiz. Eğer kendi bakışımızla bakacak olsak veya felsefecilerin gözüyle bakacak olsak, kabirden ilerisi görülmüyor. Kabirde her şey bitiyor. Öleceksin, toprak olacaksın ve bitecek, daha ilerisi yok. Yani kara göründü, daha ilerisi yok gibi bir şey. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda git bitmiyor, ebedi bir hayatı bize anlatıyor. Kabirde de hayat var. Kabirdekiler şu anda berzah denilen bir hayatı yaşıyorlar. Onlar orada hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama bu bizim şu anda yaşadığımız hayat mertebesinden farklı bir hayat mertebesi. Ardından kıyamet kopacak. Kur'an-ı Kerim kıyameti de bize anlatıyor. Kur'an'ın nice ayetleri kıyametle alakalı ve kıyametin tasviri tablolar şeklinde bizlere anlatılıyor. Ardından sure ikinci üfürülüş ve insanların kabirlerinden diriltilmesi. Bahar, her bahar bunun adeta küçük bir numunesi zaten. Her baharda yerin altından sayısını bilemeyeceğimiz kadar tohumlar, çekirdekler, Fâligul Habbi ve Neva olan Allah tarafından çıkartılıyor. Bunu gözümüzde görüyoruz. İnsanlar da toprağın çocukları. Maddi bedenimiz topraktan geldi ve maddi bedenimiz toprağa bırakılıyor. Toprak verdiğini alıyor. Ama daha sonra bu tekrar insana iade edilecek. Yani insanlara yeni ceset verilecek. İşte insanların kabirlerinden diriltilmeleri ruh ceset beraberliği ile olacak. Ve böylece bütün insanlar mahşer denilen bir meydanda toplanacak. Dilimizde bir takım tabirler var. Bunlar dini kavramlardan gelmiş olan tabirlerdir. Bunlardan bir tanesi de mahşeri kalabalık. Yani mahşer ahiretle ilgili bir ifade. Mahşerde rakamı şu an söyleyemeyiz de muhtemelen trilyonlarca insan olacak. Şu anda sadece 6 milyardan fazla insan var. Tarih boyunca ne kadar kimse geldi bilemiyoruz. Kıyamete kadar ne kadar gelecek onu da bilemiyoruz. Bütün bunlar toplanacak. Hepsi tek meydanda. İşte Arafat'ta 5 milyon insan toplanıyor. Buna mahşeri bir kalabalık diyoruz. 7 milyar insan bir yerde toplansa hayalimizin çok çok fevkinde bir kalabalık bu. Bir de ta Hazreti Adem'den kıyamete kadar insanları hayalen oraya doldurduğumuzda bu gerçekten misli görülmemiş bir tablo. Böyle bir alem gelecek ve o alemde bütün insanlar mahşer meydanında toplanacak. Mahşer meydanındaki o toplanmadan sonra insanların muhasebe eleğinden geçmesi var. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ O gün nimetlerden tek tek sorulacaksınız. Herkes yaptıklarından, kendisine verilenlerden, hayat boyu geçirdiklerinden suale tabi olacak. Ve neticede ehli cennet, ehli cehennem bunlar birbirinden ayrılacak. Bunları Araf'a bir mukaddeme olarak anlatıyorum. İşte ehli cennet bir tarafta, ehli cehennem diğer tarafta, bir de ortada Araf var. Araf, urf kelimesinden. Urf bir şeyin tepesine, yüksek kısmına verilen isim. Mesela horozun ibiği, devenin hörgücü, sur gibi yüksek yerler. Buralara urf deniliyor. Araf denildiğinde de yani bize tasvir edildiği kadarıyla hadislerde veya rivayetlerde veya tefsir kitaplarında tasvir edildiği kadarıyla bu da yüksekçe bir tepe gibi ilk anda hatıra geliyor. Hem cennet ehline nazır hem de cehennem ehline nazır. İki tarafı seyredebilir bir konumda, yüksekçe bir yerde bir takım kimseler var. İşte Kur'an-ı Kerim cennet ehli bir tarafta, cehennem ehli bir tarafta, bir de ortada tepede onlara nazır bir yerde Araf ehli var. Onların durumuyla alakalı bir tabloyu bize sunuyor. Bunları bir mukaddeme olarak ifade ettikten sonra geri kalanını Kur'an-ı Kerim'den doğrudan takip edebiliriz. Allah-u Teala şöyle ifade ediyor. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ
cennet ashabı cehennem ashabına nida etti. Nida, uzakta olana nida edilir. Cennet ve cehennem de birbirinden çok uzak. Dolayısıyla bu sadece birbirleriyle konuştular demekle anlatılmaz. Nida ile, Kur'an-ı Kerim'de de nida ifadesiyle ifade edilmiş. Burada ben bir inceliğe dikkat çekeceğim. Fahrettin Razi'nin tefsirinde geçiyor. Diyor ki, cennet ve cehennem birbirinden çok uzak. Ve o kadar uzak olmalarına rağmen bunlar birbirleriyle nasıl konuşabiliyorlar? Birbirlerine sesleri nasıl duyurabiliyorlar? Oradan diyor ki, demek ki mesafenin uzaklığı sesin nakline engel değildir. Yani mesafe çok uzak da olsa ses ulaşır. Tabii bunu Kur'an'dan çıkarmak ve bunu 800 yıl önce söylemek son derece dikkat çekici. Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel bunu ifade etti. Okuyoruz zaten şu anda. Fahrettin Razi de 800 yıl öncesinde yazmış olduğu Mefatihul Gayb isimli, gaybın anahtarları Kur'an'da geçen bir tabirden almış ismini. Bu tefsirinde bunu gayet net bir şekilde ifade ediyor. Demek ki diyor, mesafenin uzaklığı sesin ulaşmasına engel değildir. Sesin nakline engel değildir. Bizler 14 asır sonrasında, Kur'an'ın nüzulünden 14 asır sonrasında zaten bu hakikatin içindeyiz. Cep telefonlarıyla dünyanın her tarafına sesimizi duyurabiliyoruz. Ben Hollanda'dan döndükten sonra radyo programı yapmıştım. İlk radyo programına çıktığımda program canlı yayındı. Programdan hemen sonra birisi Hollanda'dan aradı. Hocam dedi, biraz önceki dersinizi dinledik. Sesimiz Hollanda'dan duyulmuş. Bir başkası Rusya'dan, diyelim televizyondan görüyor. Ya bu manada hepimizin bildiği, yaşadığı durumlar. Ama Kur'an-ı Kerim üstü kapalı bir şekilde bunu ifade etmiş. Arif olanların anlayacağı tarzda. Fahrettin Razi gibi zatlar da buradan ses çok uzak mesafelere nakledilebilir. İlmen bunda bir engel yoktur. Bunu ifade etmişler. Bunlar bir yan bilgi gibi ama Kur'an'ın buna da işareti olduğundan bunu da ifade etmek istedim. İşte cennet ashabı cehennem ashabına nida etti. Onlara seslendiler. En kad vecedna ma vaadena rabbuna hakka. Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Fehel vecedtum ma vaade rabbukum hakka. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini buldunuz mu? Galu ne'am. Onlar dediler evet. Ve o şekilde evet bulduk diye itiraf ettiler. Tabi Cenab-ı Hakk'ın ehli imana vaat ettiği cennet var. Ve ehli küfre de vaat etmiş olduğu ateş var. İşte cennettekiler cehennemdekilere bunu hatırlatıyor. Biz Rabbimizin bize vaat ettiğini hak olarak bulduk. Siz de Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Rabbinizin size vaat ettiğini demiyor. Burada bir incelik var. Beydavi bunu açıklarken diyor ki, şu anda ehli küfür olanlar, cehennemi kazanmış olan kimseler cenneti de kazanabilirlerdi. Dolayısıyla size vaat edilen denilmedi burada. Genel söylendi. Rabbinizin vaat ettiğini hak olarak buldunuz mu? Bu da kadere bakan ince bir nokta. Şu anda cehennemi kazanmış olan kimseler, ashabı cehennem olan, ashabı nar olan kimseler aslında cennet ashabı da olabilirlerdi. Onlara bu kabiliyet verilmişti. Ama kabiliyetlerini değerlendirmediler. Bunun neticesinde böyle bir hüsranı yaşadılar. فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. Bunun üzerine veya derken aralarında bir münadi şöyle nida etti. Cennet ashabı bir tarafta, cehennem ashabı diğer tarafta. Ortada Araf ehli ve bir müezzin, bir münadi nida ediyor. Burada bu münadi kimdir? Yani bir melek olabilir. Bilemiyoruz. Ayette herhangi bir açıklama yapılmamış. Nekra olarak, elif lamsız olarak getirilmiş. Bir münadi şöyle nida etti. En lanetullah alaz zalimin. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun. Bu tabi kafirlere bakan yönü. Müminin de nefsine zulmetmesi vardır ama devamında öyle anlaşılıyor ki
Bu özellikle kafirlerden zalim olanlar hakkında. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ O zalimler ki Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışırlar. Allah'ın yoluna engel olmaya çalışırlar. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا Ve Allah'ın yolunda eğrilik ararlar. Yani Allah'ın yolunu eğri göstermeye, bunu tahrif etmeye, başkalarını buradan saptırmaya çalışırlar. Dinin değerlerini değer olarak kabul etmezler. Eğri büğrü göstermeye çalışırlar. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ Ve onlar ahirete de kafirdirler. Yani ahireti de inkar eden kimselerdir. Ve buradan öyle anlaşılıyor ki Allah'ın laneti o zalimler üzerine olsun denilirken kafirlerden zalim olanlar. Çünkü ahirete de inanmıyorlar, dini kabul etmiyorlar. Hatta dini değerlerle dalga geçiyorlar. وَبَيْنَهُمَا hicab, Onların ikisinin, o iki grubun cennet ashabı ve cehennem ashabının arasında hicab bir perde vardır. Burada perde derken Kur'an'ın başka bir ayetinde sur şeklinde bu ifade edilmiş Tahrim suresinde. فَدُّرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ Aralarına bir sur konulmuştur. لَهُ بَابْ Kapısı olan bir sur. بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةِ Onun iç kısmında rahmet var. Oradakiler rahmete masar. وَزَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ Ama zahir öte tarafında orada da azap var. Ortada bir sur, bir tarafta ehli cennet, diğer tarafta ehli cehennem. Bir taraf rahmete masar, diğer taraf azaba masar. Kur'an'ın başka bir yerinde bu böyle ifade ediliyor. Buradaki anlatımda ise cennet ashabıyla cehennem ashabı arasında bir perde var, hicab. Tabii bu hicab nasıl bir hicab, nasıl bir perde? Ayette zaten elif lamsız gelmiş. Bundan dolayı bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Herhalde illa bilmekle de mükellef değiliz. Çünkü hani idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. Ziya Paşa öyle diyor. Ahiretle ilgili meselelerde de aslında Kur'an'ın anlatımı sembolik bir anlatımdır. Sembolik derken şunu kastediyorum. Mesela cennet anlatılıyor. Doğrudan cennet şudur demek yerine meselül cennetilleti vu'idel müttakun müttakilere vaat olunan cennetin hali şuna benzer. Yani dünyadan örnekler gösteriliyor. İşte cennet misal bahçeler var. O bahçelerde ağaçların altından nehirler akıyor. Her türlü güzel yiyecekler, içecekler var. Tasvir ediliyor. Dünyada bunlar var. Demek ki dünyadaki bunlar birer numune durumunda. Biz buradan oraya bakacağız. Oradakileri görmeye, anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla ehli cennetle ehli cehennem arasında işte bir hicap var, perde var. Onu da keyfiyetini bilmediğimiz bir perde olarak anlamak lazım. Ayette bu konuda bir açıklama yapılmamış. Bunları ifade ederken herhalde şunu da dememizde fayda olur. Daha cennet ehli cennete girmiş değil bu olayda. Cehennem ehli de cehenneme girmiş değil ama o yoldalar. Ayrılmışlar artık. Birbirlerinden ayrılmış durumda. İki taraf da gideceği yere gidecek. Ona göre herhalde değerlendirmek daha iyi olur. Aralarında bir perde var. وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ Araf üzerinde de bir takım rical var. Bir takım rical erkekler anlamında kullanılır. Er kişiler. Böyle de diyebiliriz. Acaba Araf ehli kimlerdir? İşte ayette bir takım rical olarak ifade edilen bu kimseler kimlerdir? Bu noktada tefsirlerde 12 kadar farklı görüş ifade edilmiş. Bu kadar 12 görüş içerisinden tek bir görüşte ittifak edebilmek, şu şudur diyebilmek belki bir derece zor. Ama ben önce ikiye indireyim bu görüşleri. İkiye indirdiğimizde iş biraz daha kolaylaşır. Meşhur olan görüşe göre Araf ehli hasenat ve seyyiatları eşit olan kimseler. Hasenat ve seyyiatları müsavi olan, iyilikleri, kötülükleri birbirine müsavi olan kimseler.
İşte cennet ehlinin hasenatı daha fazla, onlar bir tarafa ayrılmış. Cehennem ehlinin seyyiatı, günahları daha fazla, onlar da diğer tarafa ayrılmış. Ortada da Araf ehli hasenat seyyiatı denk olarak kalmış. Böyle anlaşılabilir. Böyle anlayanlar da olmuş. Hatta müfessirlerin ekseriyeti tarafından bu böyle anlatılmış. Böyle midir? Allahu alem. Hatta Cemil Meriç'in Araf'takiler adıyla kitabı var. Zannederim bu manada kullanıyor. Yani bizim bir kısım aydınlarımız Araf'takilere benzetiliyor. Ne orada ne burada. Ne İslam kültürüyle yetişmiş, ne de Batı'nın kültürünü, medeniyetini tam almış, ortada kalmış. Araf'takiler kitabının adını böyle koymuş. Bu dinin kültürel hayatımızdaki etkinliğini de ortaya koyuyor. Araf ifadesi dini bir tabirdir. Ve bakın buradan bir kitap ismi çıkıyor. Hatta bir takım batılı yazarlar da kendi kitaplarında Araf'tan bahsetmişler. İşte İlahi Komedya'yı yazan kişi o Araf'tan falan da söz etmiş kitabında. Deniliyor ki demek ki Kur'an-ı Kerim'i de okumuş da oradan bir miktar istifadeyle bu tabiri kullanmış diyorlar. Yoksa kendi kitaplarında böyle bir tabir yok. Din bize çok şeyler kazandırıyor. Kazandırdığı en büyük şeylerden biri de bu gibi kavramlar. İkinci bir görüş, ikinci ağırlıkta olan bir görüş. O da şu, Araf, irfan aynı kökten gelir. Arif aynı kökten gelir. Ehli irfan olan kimseler. Marifet sahibi olan kimseler. Ve ehli iman içinde başta peygamberler olmak üzere üst düzey olan kimseler. Üst düzey derken şunu kastediyorum. Peygamberlerin hepsi zaten üst düzeydir. Bir de mesela İslam tarihine baktığımızda İmam-ı Gazali gibi, İmam-ı Rabbani gibi, Bediüzzaman gibi üst düzey çok büyük alimler gelmiş. Bunlar elbette sıradan alimlerden çok çok üstündür. Diğer insanlardan zaten çok çok üstündür. Ehli marifet, ehli irfan olan çok seçkin insanlar. O zaman Araf bir nevi protokol gibi oluyor. Yani bunlar zaten ehli irfan, ehli marifet kimseler olarak Cenab-ı Hakk'ın özel inayetine mazhar. İşte mahşerin o dehşetli hengamesinde bir taraf ehli cennet, bir taraf ehli cehennem ayrılmış olduğu bir hengamede bunlar adeta şerefe misal yerlerde, özel tribünlerde, protokolda yerlerini almışlar. İki tarafa da böyle nazar ediyorlar. İlahi adaletin orada tecellisini bütün haşmetiyle görüyorlar ve seyrediyorlar. Bunun dışında işte bazı iyi amelleri olan ama kötü ameli de olup o iyi amelini iptal ettiren kimseler, bunlar da Araf ehlidir diyenler olmuş. Hatta melekler, rical denilişi gerçi buna engel gibi görülüyor da bir sureti rical gibi bunu tevil etmişler. Rical suretinde bir takım melekler Araf'ta olacak, iki tarafa da nazar edecek. Bu manada değerlendirenler de oluyor. Görebildiğim kadarıyla, inceleyebildiğim kadarıyla başta zikrettiğim iki görüş ağırlık kazanıyor. Ayet-i kerimeleri, biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimeleri her ikisine göre anlamak da mümkün. Ve alel a'rafi ricalun, a'rafta bir takım rical vardır. Yarifune küllen bisimahum, bunlar cennet ehlini de cehennem ehlini de bunların her birini simalarından tanırlar. Tabi simadan tanımak bu dünyada da artı bir değerdir. Özellikle insanlarla devamlı iç içe olan kimseler simadan anlar. Kur'an-ı Kerim mesela mücrimleri anlatırken yuraful mücrimune bisimahum, mücrimler simalarından tanınır der. Gerçekten de ehil olan kimseler mücrim olanlara, yani büyük böyle günahlara giren, günahlarla iç içe olan kimselere baktıklarında onların simalarından, alametlerinden bunu çok rahat çıkarırlar. Öte yandan mesela sahabe anlatılırken onların alınlarında secdeden eser vardır. Kur'an-ı Kerim Fetih Suresi'nde bunu bize anlatıyor. Demek ki ehli iman olan, alnı secdeye varan kimseler de yine simalarından biliniyor.
Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela mahşerden bir tabloyu anlatırken bize şöyle anlatıyor. İşte diyor mahşerde bütün insanlar bir araya getirilir. Ben diyor bakarım böyle. Acaba cennete en önce kim gidecek? Bir grup diyor ayrılır. Önce onlar gidecek. Ve bakarım onlar benim ümmetimdendir. Ardından ikinci bir grup girecek. İşte onlar da benim ümmetimden. Daha sonra diğer ümmetlerden diye devam uzunca bir hadis anlatılıyor. Peygamberimize soruyorlar. Ya Resulallah onları nereden bileceksin? O kadar kalabalık içerisinde bunlar senin ümmetinden nereden bileceksin? Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Ben onları abdest azalarının nuraniyetinden bilirim diyor. Yani abdest aldığımızda elimiz, yüzümüz, ayaklarımız buralar maddeten de nurlanır. Demek ki ibadetten dolayı da manen bir nurlanma oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben tanırım diyor. Ben ümmetimi abdest azalarının parlaklığından, nuraniyetinden tanırım. İşte Araf ehli de iki tarafı alametlerinden tanıyor. Cennet ehlini de tanıyor, cehennem ehlini de tanıyor. Hatta bu dünyada mesela emniyet yetkilileri insanları simasından tanımakla alakalı özel bir takım bilgiler de alıyorlarmış. Özel eğitim alıyorlar ve bunun neticesinde toplum içinde gezerken suçlu olanları hal ve hareketlerinden, tavırlarından, simalarındaki alametlerinden çıkarmaya çalışıyorlar ve çıkarabiliyorlar. İşte Araf ehli de iki tarafa bakıyor, cennet ehlini de cehennem ehlini de tanıyorlar. Tabi diğer alemde belki bu tanımak daha da kolay. Bu dünyada herkes bunu başaramayabilir ama diğer alemde zaten ehli cennet, cenneti kazanmanın, o grupta yer almanın sevinciyle simaları beşuş bir vaziyette, mütebessim bir vaziyette. Oh kurtulduk. Yani bu çok muhteşem bir manzara aslında. Kur'an-ı Kerim bize bunu anlatırken bir karne manzarası, yani karne verilme manzarasıyla anlatıyor. İşte cennet ehli olan ashab-ı yemine amel defteri böyle verildiğinde, bir karne gibi verildiğinde gayet neşeli bir vaziyette bakıyor. Böyle keyfinden, böyle zevkten adeta dört köşe olacak vaziyette. Ve sevinçle başkalarına da gösteriyor. İkra'u kitabiye, benim amel defterime bakın, okuyun diye onlara böyle sevinçle söylüyor. Ama küfür ehli olan bir kimse amel defterini aldığı zaman yüzü simsiyah oluyor. Hani insan bir acı haber aldığı zaman rengi birden değişir ya, cehenneme gidecek. Artık bu netleşmiş. Bunu görünce yüzü simsiyah oluyor. Bir de şu dünyadaki siret orada suret olacakmış. Yani insanın iç dünyası orada dışına yansıyacak. Dolayısıyla dünyada çok yakışıklı olan birisi eğer ameli güzel değilse diğer alemde sureti güzel olmayacak. En çirkin bir suret ona verilecek. Böyle olunca da cehennem ehlinden olduğu simasından zaten belli olacak. Öte yandan bir başkası sureten çirkin olabilir yaratılış itibariyle. Hikmetleri vardır. O da bir imtihandır. Herkesin kendine göre bir imtihanı var. Güzellikle imtihan edilmek de çetin bir imtihandır. Hazreti Yusuf gibi işte hani Züleyha'ların müptela olma durumu da var. Onlarla denenmek var. Sureten çirkin olmak da bir imtihandır. Psikolojik bir baskı altında kendini hissetmek var. Herkesin kendine göre bir imtihanı var. Ama bu dünyada sureti siyah veya çirkin olduğu halde diğer alemde sureti pırıl pırıl parlayacak, en güzel sima kendine verilecek olan nice kimseler de bulunmaktadır. Böyle olunca Araf ehlinin cennet ehline baktığı zaman o nurani simaları tanıması kolay bir olay. Cehennem ehline baktığında gözleri böyle belermiş, üzerlerine zillet meskenet çökmüş vaziyette, her taraftan zillet akıyor. O vaziyette onları görmek, o da kolay görülür, kolay anlaşılır bir durum. İşte Araf ehli her iki tarafı böyle simalarından tanıyacaklar. وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Araf ehli cennet ashabına nida ederler. Hatta burada, yani içimizde Arapça bilenler de var. وَنَادَوْ Nida ettiler. Aslında bu ileride olacak. Nida edecekler. Ama Kur'an'ın anlatımında ezel ebed beraberce. Yani Kur'an Allah'ın ezeli ilminden geliyor. Böyle olunca
Bunlar evet bize göre henüz daha olmamış şeyler. Dünyada yaşıyoruz, kıyamet kopmamış. Ama Kur'an-ı Kerim zamanda bize bir seyahat yaptırıyor. Zamanın dar kalıplarını böyle parçalayıp atıyor. Daha dünyadayken mahşere bizi götürüyor. Oralarda gezdiriyor. Ardından tekrar dünyaya dönüyoruz. Yani rüyada bazı yerleri görüp gezmek gibi. Zamanda adeta bir seyahat yapıyoruz. Ve tabii bu etki açısından da son derece önemli. Kendimizi orada görüyoruz adeta. Acaba sağda mıyız, solda mı? Yoksa Araf ehli içinde mi? Oralarda kendimize bir yer bulmaya çalışıyoruz. Ve etki itibariyle de bu ömür boyu sürecek bir etkidir. Yani şu anda bütün hal ve hareketlerimiz kayıt altında, bütün amellerimiz kayıt altında. Böyle olunca dünyadaki gidişatımız, hal ve harekatımız oradaki konumumuzu belirleyecek. Bunları bilmek insanın kendine çeki düzen vermesine sebebiyet veriyor. Ve diyor ki ben bir ahiret yolcusuyum. Dünya benim için bir misafirhane. Ben burada oraya hazırlanmakla mükellefim. Bana bir takım kabiliyetler verilmiş. Benim vazifem sermaye hükmünde olan bu kabiliyetleri nemalandırmaktır. Ve ruh tertemiz günahlardan pırıl pırıl bir şekilde bize verilmiş. Kirletmeden bunu ilahi huzura götürebilmektir. Her birimize kamil insan olma kabiliyeti verilmiş. O kemalatı elde etmektir. Bu manada insan bu Kur'an'daki anlatılan manzaraları takip ettiğinde bunları yakalamaya çalışıyor ve ona göre kendine bir çeki düzen vermeye gayret gösteriyor. İşte وَنَادَوْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Araf'takiler cennet ashabına nida ediyorlar. اَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Selamun aleyküm diyorlar. Onlara uzaktan böyle. Bu da nida ile yine ifade edildi. Arada demek epey mesafe var. Selamun aleyküm. Selam size. Lem yedhuluha ve hum yatmaun. Onlar daha cennete girmemiş oldukları halde orayı tamah eder, bekler bir vaziyette bu şekilde onlara nida ediyorlar. İki duruma göre de ben açıklayayım. Eğer Araf ehli hasenat ve seyyiatları, iyilikleri, kötülükleri birbirine eşit olan kimselerse lem yedhuluha ve hum yatmaun onlara bakar. Yani onlar henüz daha cennete girmemişler. Cennete girenleri görünce, girecek olanları görünce veya keşke biz de onlarla girsek diye bunu bekleyen kimseler. Bu manada anlayabiliriz. Böyle anlamamıza bir engel yok. Genelde de böyle anlaşılmış. Ama Araf ehlini ehli marifet, ehli irfan kimseler olarak başta peygamberler bu şekilde anladığımızda o zaman lem yedhuluha ve hum yatmaun cennet ehline gidiyor. Yani cennet ehli henüz daha cennete girmemişler. Az bir şey kalmış ama belli olmuş cennetlik oldukları böyle bekliyorlar. Heyecanla böyle bekliyorlar. Hani belki farklı bir örnek olacak da diyelim seçim oluyor. 550 tane milletvekili oluyor. Meclisin bahçesinde heyecanla mazbatalarını almayı bekliyorlar. Ve hani bir heyecan yaşıyorlar orada. Veya biri çok yüksek bir makamı elde etmiş. Oraya kavuşmanın heyecanıyla elde etmiş de ama henüz daha diyelim varmamış oraya. O heyecanla yaşaması gibi bu anlamda da değerlendirilebilir. Bu şekilde de anlaşılabilir. Yani cennet ehli o zaman cennete girmeyi dört gözle bekler bir vaziyetteyken Araf ehli de onlara nida ediyorlar. Selamun aleyküm deyip onları selamlıyorlar. Bu manada da değerlendirebiliyoruz. وَاِذَا صُرِفَتْ اَبْصَارُهُمْ تِلْقَى اَصْحَابِ النَّارِ Onların nazarları, gözleri cehennem ashabına doğru böyle çevrilince قَالُوا O zaman dediler ki رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Yani aman ya Rabbi bizi zalim kavimle beraber kılma. Araf ehli eğer hasenat seyyiatı eşit olanlarsa böyle dua etmiş oluyorlar. Aman ya Rabbi işte cehenneme girenler var. Bizi aman onlarla kılma. Bu şekilde orada Allah'a dua ediyorlar. Eğer Araf ehli işte ehli marifet, ehli irfan kimselerse bu cümle de normal cennete giren kimselerin cümlesi oluyor. Tekrar orada bir istiaze etmiş oluyorlar. Çünkü daha cennete girmemişler. Ama cehennem ehlinde görünce Allah'a sığınıyorlar. وَنَادَى أَصْحَابُ الْاَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُمْ
Ve Araf ehli simalarından tanımış oldukları bir kısım cehennem ehline orada sesleniyorlar. Yani cennet ehline selam verdiler. Selamun aleykum dediler. Ardından da cehennem ehline sesleniyorlar. Galu ve onlara diyorlar ki مَا اَوْنَا اَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ Yani sizin o cem ettikleriniz şey size bir fayda vermedi. Ve kendisiyle kibirlenmiş olduğunuz şeyler de size bir fayda vermedi. Veya ma'ya soru manası verilecek olursa ne fayda verdi? Yani sizin cem ettiğiniz, topladığınız şeyler, kendisiyle gururlandığınız şeyler size ne fayda verdi? Gerçekten de bu cümle, ayetin bu ifadesi ışığında baktığımızda şunu görüyoruz. Dünyada insanlar bir kısım şeyleri cem ediyor. İşte mal toplamak, efendim arazi toplamak. Dünyada bir cem çalışması var adeta. Herkes bir şeyler cem etmeye çalışıyor. Ama Allah yolunda kullanılmamışsa, Allah yolunda değerlendirilmemişse bu bir vebaldir. Helalinden kazanıldığı zaman zaten bir suali vardır. Nasıl kazandın diye. Helalinden kazanmışsa helal olsun, problem değil. Ama haramından kazanmışsa, haram yolda kullanmışsa çok büyük bir vebaldir. Daha çok malın daha çok hesabı vardır. Ve Karun gibiler gelmiş. Öte yandan Firavun gibiler gelmiş. İşte Firavun kibirli bir insan. Gururlu, yani servetiyle, saltanatıyla kibirlenen bir insan. Ama diğer alemde artık Firavun gururlanacağı bir şey yok. En rezil, en berbat, en acınacak, en zavallı bir halde olacak. Hatta Kur'an'ın başka bir yerinde anlatılıyor, Taha suresinde. Oradaki anlatıma göre onlardan diyor Rahman'a en ziyade isyan eden kimse en önce ondan başlarız. Yani en fazla Allah'a kim isyan etmişse önce onların muhasebesi başlayacak. Yani mahşer çok dehşetli bir manzara. Herkes orada amelleriyle artık baş başa. En ziyade zalimler kimlerse, Peygamberimiz döneminde diyelim Ebu Cehil gibi, Ebu Leheb gibi olanlar, Hazreti Musa zamanında Firavun gibi, Haman gibi, Karun gibi olanlar, zamanımızın da kendine göre büyük zalimleri, büyük kafirleri var. Her dönemin en önde gelenleri kimlerse demek ki önce onlarla alakalı bir muhasebe olacak. Ve önce mahşer meydanında belki trilyonlarca insanların gözünün önünde bu bütün haşmetiyle görülecek ve ilahi adalet bütün haşmetiyle orada tecelli edecek. İşte Araf'takiler simalarından tanıdıkları bir kısım kimselere bunu söylüyorlar. Demek ki bu kimseler tefsirlerde de anlatıldığı üzere makam sahibi, servet sahibi olan kimseler. Peygamberimiz dönemine bakan yönüyle ele alındığında Ebu Cehil gibi bir takım kimseler. Bunlar İslam'a giren köleleri ve kendilerine göre sıradan gibi değerlendirdikleri kimseleri adamdan saymıyorlar. Yani bunlar ne ki? Bunlar köle, bunlar işte sosyal statüsü çok düşük kimseler. Biz bunlarla nasıl beraber oluruz? Bunu gurur kibir meselesi yapıyorlar. Ve Peygamberimizin hakkaniyetine iç dünyalarında az çok kanaatleri gelmekle beraber biz bunlarla mı beraber olacağız deyip İslam'a girmiyorlar. İşte Araf ehli bunlara bu manzarayı da bir nevi hatırlatıyor. Yani siz dünyada mal topluyordunuz, servet topluyordunuz. Bir takım saltanat gibi, makam gibi şeylerle de gururlanıyor, kibirleniyordunuz. Ama bu gururlandığınız şeyler size ne fayda verdi? Bir faydası olmadığı orada anlaşılıyor. Ardından da Ehe ula illezine aksamtum la yenaluhumullahu bir rahme. Ehli imandan olup da böyle daha avam durumunda olan, köle durumunda olanları gösteriyorlar. Şunlar mı Allah bunları rahmetine nail kılmaz dediğiniz kimseler? Yani siz bunları adamdan saymıyordunuz ve bunları çok basit görüyordunuz. Bunları tahkir ediyordunuz ama bakın bunlar bugün diğer tarafta yer aldılar. Yani cennet ashabı arasında yer aldılar. Allah bunları rahmetine nail kılmaz dediğiniz kimseler üst düzey kimseler oldular. Bu gerçekten çok dikkat çekici bir durum.
Dünyada insanların belli sosyal statüleri var. Hiyerarşik bir sistem var adeta. Öyle ki milletler arasında bile bu hiyerarşik sistemi bazıları uygulamaya çalışıyor. Bazıları üst tabaka kabul ediliyor, bazıları da alt tabaka kabul ediliyor. Hani yarın Hak Divanı'nda belli olur. Öyle bir ilahi var ya, kimin üst tabaka, kimin alt tabaka olduğu, kimin zengin, kimin fakir olduğu, kimin makam sahibi, kimin çok aşağılarda olduğu, yarın Hak Divanı'nda belli olur. Orada belli oluyor. Orada belli olunca da işte Ebu Cehil gibi, Firavun gibi, Karun gibi, Haman gibi böyle önde gelen zalimler, kafirler, onlar ashabı şimal içinde, sol tarafta, cehennem ashabı içinde. Ama diyelim Bilal-i Habeşi gibi siyahi bir köle. O günün toplumunda kölelere zaten itibar edilmiyor. Hele siyah köle ise belki bir hayvan kadar da kıymeti yok. O derece hakir görülen bir grup. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Bilal bizim Efendimizdir demiş. Yani ahiret ölçülerine göre Peygamberimiz iltifat ediyor. Ve bizler de şu anda mesela camilerde duymuşuzdur. Müezzinler pirimiz Bilal diye Bilal Habeşi'yi ismen söylerler. Ve nasıl ki Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam adı hutbelerde okunuyor, salavat-ı şerifelerde okunuyor. Âl-i ashab şeklinde genel bir şekilde de söylüyoruz. Ama Bilal Habeşi gibi, Selman-ı Farisi gibi saf ve evvelde yer alan, evvelinde köle olup şu anda Efendimiz dediğimiz insanlar epey var. İşte Kur'an'ın değer ölçülerinde bunlar efendi kimselerdir. Ama bir takım fani insanların değer ölçülerinde bunlar bir takım zavallılardır. Kimin zavallı, kimin efendi olduğu diğer alemde gayet net bir şekilde ortaya çıkıyor. Ben burada bir tercihte bulunacağım. Bu tercih bağlayıcı değildir. Yani Araf ehli acaba hasenat seyyiatı müsavi olanlar mı? Yoksa ehli irfan, ehli marifet olanlar mı? Benim okuduklarımdan, anladıklarımdan bende meydana gelen kanaat, ehli irfan, ehli marifet olmaları, üst düzey kimseler olmaları daha galip görülüyor bendeki değerlendirmede. Bu bir kanaattır, bağlayıcı değildir. Ama hani bu cümleleri kullanan kimselerin hasenat ve seyyiatları müsavi kimseler gibi görülmesi de o kadar bir bütünlük içinde bakıldığında çok da uygun görülmüyor gibi bende bir kanaat oldu. Tercihimi bu yönde kullanıyorum. Ancak bunlar tabii gaybi meselelerdir. Bu meselelerde ben bunu kanaat diye ifade ederim. Ama sizler başkalarıyla bunları konuştuğunuzda bazıları başka diğer görüşü esas alabilir. Hürmet etmek gerekir. Yarın Hak Divanı'nda belli olur. Bu da öyle yani. Yarın Hak Divanı'nda bu da belli olur. Burada benim diyeceğim başka bir husus şu. Bu gibi konularda çok da fazla cedel tarzında cedelleşmemek gerekir. İlla şudur. İlla şudur demek yerine şöyle olabilir. Ben bunu tercih ediyorum. Bunu diyebiliriz. Böyle deme hak ve hürriyetimiz vardır. Kendi bildiğimiz ölçüler çerçevesinde, ulaştığımız bilgi seviyesinde tercih yapma hakkımız olur. Ama bu başkalarının tercihine saygı duymaya engel olmamalı. Başka görüşleri butlan ile mahkum etmemeli. Doğru budur, diğerleri yanlıştır demek yerine müfessirler zaten çok değişik görüşleri şuradan da bakabilirsiniz, buradan da bakabilirsiniz. Böyle değişik yönleriyle göstermişler. Bunlar ufuk açıcı ifadeler. Tek görüş bazen zaten tam da meseleyi anlamakta yeterli olmayabiliyor. Alternatifleriyle beraber bilmekte fayda var. Ama bir zannı galiple böyle olması daha uygundur denilebilir mi? Az çok araştırma yapanlar bu konuda diyebilir, tercihte bulunabilirler. Ve ardından udhulul cenne, haydi girin cennete. Yani o fakir, garip, alt seviyede görülen kimselere bu deniliyor. Haydi girin cennete. Tabii bunu kim diyecek? Araf ehli, öyle anlaşılıyor. Veya tefsirlerde bazı değerlendirmelerde işte taraf ilahiden onlara böyle denilecek. Bu manada da açıklamalar yapılmış. Ama her halükarda onlara böyle denilecek. Haydi girin cennete. La havfun aleykum, size hiçbir korku olmadan.
Artık size bir korku olmayacak. Dünyada korkularımız var. Diyelim dünyada büyük servet sahibi olduk. Korkular da olur. Ben birisiyle alakalı duydum. Dedi, ben dedi işte falanca Türkiye'nin en önde gelen zenginlerinden falanı tanıyorum. Daha evvelinde bir beraberlikleri olmuş. Şu anda diyor maşallah çok işlerini büyüttü, ilerletti. Bir gün diyor bir yerde ben sabah yürüyüşü yapıyordum. O da diyor yürüyüş yapıyor. Onun yanına doğru gitmek istedim. 10-15 kişi hemen etrafımı çevirdiler diyor. Yani 15 kişilik koruma ekibiyle sabah yürüyüşü yapıyor. Türkiye'nin en büyük zenginlerinden ama sabah yürüyüşünde bile rahat değil. Korku var. Çünkü mafya bunlarla uğraşabilir. İşte daha başka şeyler olabilir. Suikast düzenlemek, başka şey yapmak isteyenler olabilir. Böyle olunca dünyada mutlaka korku var. Ama diğer alemde artık korku olmayacak. Öte yandan başka korkular da dünyada var. Yani diyelim yaşlanma korkusu, ölüm korkusu, efendim bir takım rahatsızlıklar olabilir insanlarda. Bu gibi korkular. Ama diğer alemde artık hiçbir korku yok. La havfun aleykum. Aleyhim başka yerlerde var da. Burada la havfun aleykum. Hitap. Onlara doğrudan bir hitap. Artık size bir korku yok. Dünyada bazı kimselerle alakalı da bu ayet var da. Yani onlara bir korku yoktur. Demek ki dünyada da bazı insanlar daha cennete gitmeden cennet hayatı yaşıyor. Ondan dolayı başkalarının korktuğu yerde onlar korkmuyor. Başkalarının üzüldüğü yerde onlar üzülmüyor. Fakat ahirete bakan yönüyle, işte burada ahirete bakan yönü anlatılıyor. Ahirette artık bir korku yok. Cennet ehli için korku yok. Acaba imtihanı kazanır mıyız, kazanmaz mıyız? Zaten kazanmışlar. Acaba cennette ihtiyarlar mıyız? Öyle bir korku yok. Cennette ebedi gençlik var. Acaba gün gelir cennet hayatı biter mi? Bu güzel saadet biter mi? Böyle bir endişeye de lüzum yok. Cennet halidine fiha ebede, ebedi bir alem. Ve la entum tahzenun, ve siz hiçbir şeyden de üzülmeyeceksiniz. Yani size bir korku olmayacak o alemde ve siz hiçbir şeyden de üzülmeyeceksiniz. Bu dünyada bizi üzen o kadar çok şeyler var ki, haberleri izlemek bile insanı üzüyor. Yani derdim bir yüreğin kârı değil, paylaşalım demiş ya şair. İnsan mesela haberleri izlediğinde dünyanın her tarafında üzücü bir takım olaylar da var. Haberlere bunlar yansıyor. Kaldırabilirsen kaldır. Doğrudan senin bir derdin olmayabilir ama o haberleri izlediğinde nevi beşerin derdi var, başkalarının derdi var. İster istemez bundan etkilenmemek mümkün değil. Dünyada üzüntü var. Üzüntülerden kurtulabilmek mümkün değil. Hastalıklar bizi üzüyor. Yakınlarımızın vefatı bizi üzüyor. Toplumda bir takım intiharlar oluyor. Suikastler oluyor. Toplumsal bir takım olaylar oluyor. Bunlar bizi üzüyor. Daha yani üzecek o kadar çok olaylar var ki. Bu şartlarda üzülmemek elbette mümkün değil. Ama diğer alemde ölüm öldürülüyor. Ve üzüntü orada artık bitiyor. Üzüntü bu dünyada kalıyor. Diğer alemde cennet, cehennem artık iyiliğin ve kötülüğün tamamen ayrıldığı yerler. İyilik, güzellik, artı şeyler bütünüyle cennette. Kötülük, çirkinlik, menfi şeyler o da bütünüyle cehennemde yer alacak. Böylece hılkat tamamen tasaffi edecek. Alem meyvelerini hem birer tuğba ağacı şeklinde, onun meyveleri şeklinde hem de zakkum ağacının meyveleri şeklinde adeta diğer alemde vermiş olacak. İşte dünyada da insan belli ölçülerde korkudan kurtulabilir, üzüntüden kurtulabilir. Ben o ayeti o yönde değerlendiriyorum. Yani onlara bir korku yoktur, onlar üzülmezler de. Allah'ın bir takım veli kulları anlatılırken böyle anlatılmış. Demek onlar daha cennete gitmeden manen cennette yaşayan kimseler. Onlara bir korku yoktur derken hiç korkmazlar değil aslında. Başkalarının korktuğu yerde onlar korkmazlar. Başkalarının eften püften korkuları vardır. Onlar böyle korkulardan uzak kimselerdir. Başkaları rastgele şeylerden üzülürler ama onlar böyle şeylerden üzülmezler. Bu anlamda bunu değerlendirmek gerekir. Yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan tam bir korku halindeydi.
Yani bir haşyet halindeydi. Ama bu Allah'a muhabbetle beraber, ikisi beraber olan bir korku. Öte yandan Peygamberimiz üzülmeyen bir kimse değildi. Üzülüyordu. Kafirlerin hallerine bile üzülüyordu. Öyle ki Kur'an-ı Kerim bunu anlatırken, ey Peygamber, onlar iman etmiyorlar diye neredeyse kendini yiyip bitireceksin, kendini tüketeceksin. Peygamberimizin üzüntüsünü bu şekilde ifade ediyor. Demek ki dünyada korkudan tamamen kurtulmak mümkün değil, üzüntüden tamamen kurtulmak mümkün değil. Ama diğer aleme gidildiğinde artık cennet ehli korkmayacaklar, korku orada bitiyor, üzülmeyecekler, üzüntüye sebep olacak durumlar orada tamamen kalkıyor. Ve son bir tablo bu sayfadan. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ Ateş ashabı, yani cehennem ashabı, cennet ashabına, yani cennetlik olanlara nida ediyorlar. اَنْ اَف۪يدُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَا اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Diyorlar ki, bize o sudan veya Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden akıtın, biz de bunlardan istifade edelim. Kalu, onlar da dediler ki, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ Allah bunları, yani o suyu ve Allah'ın rızık olarak verdiği şeyleri kafirlere haram kıldı. Yani o noktada yani biz verecek durumda değiliz. Çünkü Allah bunları kafir olanlara haram kıldı. Peki bu kafir olanlar da kimlerdir? Ayetin devamı bunu anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا د۪ينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا O kafirler ki dinlerini bir eğlence ve oyun edindiler. Yani din ciddi bir iştir. Ciddiyetle o dine sarılmak gerekir. Ama bu kafirler kendilerine gönderilen dini bir oyuncak ve oyun edindiler. Dini değerlerle dalga geçtiler. Dini değerleri hiçe saydılar. İşte diyelim namaz kılmayı kendilerine göre tenkit ettiler. Dua etmeyi, edin bakalım elinize ne geçecek gibi böyle bir zavallılık adeta gördüler. Tevekkül etmeyi tembellik zannettiler. Allah yolunda cihad etmeyi saldırganlık zannettiler. Daha dinin ne kadar değerleri varsa bunları böyle hafife aldılar, eğlence konusu yaptılar. Ve mesela Müslüman olanlar ve buna göre yaşamaya çalışanlar haramlardan uzak yaşamaya çalışır. Haramlarla iç iç olan kafirler Müslümanları bu noktadan tenkit ederler. Ve derler ki ya sizin de yaşadığınız hayat mı? Dünyayı kendinize zindan etmişsiniz. Şu haram bu haram deyip zevklerden uzak kalıyorsunuz derler. Bu şekilde de dinin helal ve haramlarıyla istihza ederler. İşte o kafirler dini oyun ve eğlence edinen kimselerdir. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Ve dünya hayatı onları aldatmıştır. Dünya hayatı Hamdi Yazır'ın da tefsirinde dikkat çektiği üzere yakın hayat anlamına da geliyor. Edine kelimesinden bu gelir. Ahiret buna mukabildir. Ahiret diğer alem. Dünya yakınımızda olan alem. Şu anda yaşadığımız alem. İşte şu yakın hayat veya deni kökünden de geldiği düşünülecek olursa alçak olan hayat. Böyle bir mana da veriliyor. Şu alçak dünya hayatı onları aldatmıştır. Aldatmayı ben şöyle tasvir edebilirim. Diyelim rüyamızda dünyanın tek başına sultanı olsak, dünyanın bütün serveti bize verilse, istediğimiz her şey rüyada bize verilse, biz de bununla mutmain olsak. Ama bir de bakarız ki gözümüzü açtığımızda elimizde hiçbir şey yok. O zaman rüya bizi aldatmış olur. Rüyada bu kadar büyük bir saltanata sahip olmaktansa, herhalde gerçekte diyelim küçük bir köyün ağası olmak daha iyi olur. Tek başına dünyanın sultan, rüyada sultan olmaktansa, dünyanın tek başına sultan olmaktansa, gerçekte işte bir müessesenin başında olmak veya bir yerde amir olmak veya bir köyde ağa olmak gibi küçük bir saltanat buna tercih edilir. Onlar ahireti bilmediklerinden, kafir dediğimiz kimseler ahireti bilmediklerinden, şu dünya hayatı bir uzunca rüya gibi, 60-70 yıllık bir rüya gibi, bu uzunca rüya onları aldatmıştır. Ve dünyada gördüklerine mutmain olmuşlardır. Daha ilerisini düşünmemişlerdir. Derece
gibi şeyleri düşünürken Allah katındaki dereceler değil, dünyevi dereceleri esas almışlardır ve aldanmışlardır. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ Bugün biz onları unuturuz. Biz derken Cenab-ı Hak azametiyle bunu ifade ediyor. Allah birdir. Biz deyişi azametini bildiren bir ifadedir. Bugün de biz onları unuturuz. كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا Onlar bugünü, bugüne kavuşmayı unuttukları gibi. Burada şöyle bir incelik var, onu da paylaşayım. Buna müşakele üslubu deniliyor. Allah-u Teala unutmaz. لَا يَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَنْسَى Rabbim ne şaşırır ne de unutur. Ayette geçen bir ifade. Ama unuturuz deyişi Cenab-ı Hakk'ın, onlara unutulan kimse muamelesi yaparız. Rahmetimizle onlara nazar etmeyiz. Zindana atılan bir kimse, diyelim unutulmuş veya unutulmamış ama unutulmuş kimse muamelesi yapılarak günlerce kendisine yiyecek bir şey verilmemiş. Perişan olur. İşte biz de rahmetimizle onları yad etmeyiz, hatırlamayız tabiri caizse. Bu onların ahirete inanmamalarından dolayı, onlar böyle bir güne geleceklerini unutmuşlardı. Ceza olarak da biz onları unuturuz. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ Ve bir de ayetlerimizi inkarlarından dolayı, yani hem bugüne kavuşmayı unutmaları, hem de ayetlerimizi, gerek Kur'an'ı ayet, gerekse tekvini ayetleri unutmalarından dolayı biz de bugün onları unuturuz. Ve böylece Araf'la alakalı bu sayfayı bitirmiş olduk. Araf suresi Kur'an-ı Kerim'in 600 sayfasından bir sayfasını meydana getiriyor. Ve bu bir sayfa, bu yaklaşık bir saatlik bir zaman diliminde ifade etmeye çalıştık. Bizi dünyadan aldı, ahirete kadar götürdü. Oralardaki bir takım yerleri gösterdi. Oradaki durumları gösterdi. Ve bunu bitirdikten sonra tekrar şöyle bir dünyaya geliyoruz. İnşallah oraya hazırlıklı bir şekilde gitmek için bu manaları değerlendirmiş olacağız. Değerlendirmeyi, ehli irfan, ehli marifet olmayı Cenab-ı Hak hepimize nasibi müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.